Artma yapıyor. Şimdi siz resimleri göremem diyorsunuz ya, getirin elinizi. Bakın göreceksiniz şimdi. Bakın burada resmi göreceksiniz. Aa evet. Gördünüz değil mi? Evet. İşte benim görmem de bu. Zaten diğer görmezlerde kabartma yazıyı parmaklarını koyduğu zaman tıkır 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 o görmektir. Yani dokunma gücüyle görmektir. Ama ben bunu resim olarak yapıyorum. İyi ama renkleri nasıl şimdi renkleri yani? Renkleri ben şimdi devamlı gören insanlara neyin ne renkli olduğunu ezberledim. Biliyorum neyin ne renkli olduğunu. Kullanmaya gelince boyaları ya numara koyarsın, ya kabartma yazı yapıştırırsın ya da sıraya dizersin. Eğer ki birisi karıştırmazsa hangi sırada etiketliyoruz aslında. Hangi sırada ne renk biliyorum. Başkası gelip benden habersiz karıştırmazsa istediğim rengi alıp boyarım. Şimdi burada bir ev yapıyoruz. Bakın şimdi burada bir ev yaptık. Şuraya bir penceresini koyuyorum. Sol elimi kaldırırsam resim yapamam. Yani sol elim görüyor şu anda ve ona göre çiziyorum. Bakın şuradan altını birleştiriyorum. Bacayı koydum. Dur şimdi. Şuradan çatıyı çiziyorum. Şuraya bir pencere yaptım. Pencereyi yaptım. Birinci sağdaki pencere biraz büyük. Soldaki biraz daha ilerideki pencere küçülüyor. Neden? Çünkü evi tam köşeden görüyorum. Köşeden gördüğüm zaman ileriye doğru bir kaçış var. Perspektif. Perspektif olayı var. Evet. Ben şimdi resim dersi falan almadım. Öğrendiğim kadarını anlatıyorum. Kafama göre anlatıyorum yani. Çok güzel anlatıyorsunuz ama. Bilimsel vardır bir şeyi de anlatması ben bilmiyorum tabii. Şimdi bunu iki koyu yeşilin arasında bu evin beyaz badanalı net görüneceğini biliyorum. Yani kontrast bir şekilde net görüneceğini, güzel görüneceğini biliyorum. Şimdi buradan sol taraftan bir yol geliyor. Bu yol bakın gene perspektife uygun. Küçükten bize doğru geliyor ve genişliyor. Bu tarafa dönüyor. Şuraya bir hemen bir ağaç koyuyoruz. Şöyle bir ağaç koyduk. Tabii sol eliniz kılavuzunuz. Tabii bunu çektim yapamam. Evet, kılavuz oluyor. İşte bunu ben böyle göstermeliyim. Benim bu yapışımı nasıl yapıyorum görmeyen bir insan bu olamaz. Bu adam görüyor, sonradan bir görmüş, yok birisi yardım etmiş, neler neler diyen var. Derler artık, evet. Artık aldırış etmiyorum. Bence de etmeyin. Yok yok, hiç moralimi bozmuyorum. Herkes ne derse desin. Bakın burası bir yamaç. Evet. Bu yamaç. Burada bir göl var. Çam ağaçları yaptınız. Burada bir göl var. Neden göl burada? Çünkü su akışkan olduğunu bana söylediler. Akışkan su yukarıda durmaz. O zaman ne oluyor? Burada aşağıda olmuş oluyor. Şurası göl oluyor. Evet. Bir su oluyor. Buraya diyelim ki karşıya iki tane kulübe yapıyoruz. Neden küçük görünüyor? Çünkü bir uzaklık var. Gerideler. Ve bu suya böyle bir şavkı vurabilir. Eğer tam kıyıya yakınsa. Ve şu kısım biraz koyu olabilir. Şu kısmı koyu olabilir. Şöyle biraz daha toprak yakın ya. Evet. Bu arka tarafta bir tepemiz var. Gene arka evlerin arkasında. Şurada bir orman var. Bu orman böyle görünür. Yani tepeye doğru olduğu için orman bu şekilde görünür. Hani bu futbol maç insanlar oturur kafalar o şekilde görünür. Bunların da bu ağaçların ışıklarını yani ışığını gölgesini yapmazsınız göz bunları ağaç olarak ayrı ayrı ayırmaz. Renk şey çok önemli gölge ışık resimli yapar. Üç boyut. Tabii. Şimdi bu evin bu üst tarafından ne yapıyoruz? Şuradan bir bak şöyle bir çam ağaçları yapıyoruz. İleriye ve aşağı iniyor ve uzaklaşıyor. Bakın uzaklaşıyor, uzaklaşıyor. Şurada geliyor artık buraya kadar indi. Karaya indirdik. Arka tarafta ne oluyor şimdi? Burada boşluk var. Burada bir dağ var. Büyük bir dağ.
Bu dağ arada sırada dumanlı görünebilir. Mor şekilde duman aşağı kısmında görünebilir. Kırmızılıklı bazı akşam güneşinde görünebilir. Onları artık resmine göre, zamanına göre düşünün. Burada iki tane yaptığım zaman iki boyut oldu. Şimdi bu gölgeyi yapmamın bir sebebi var bu dağlarda. Eğer bu gölgeyi yapmazsam bu dağın yuvarlaklığını gösteremezsiniz. Bu gölge hem ışığın nereden geldiğini gösterir hem de bu dağların yuvarlak olduğunu gösterir. Yani düz levha gibi görünmez resimde. Şimdi şurada bir boşluk kaldı. Yani kör değiliz herhalde. Burayı da boş bırakacak halimiz yok. Üçüncü boyutu yaptık. Anlatırken de böyle espriler diyor. Şimdi bant dağılıyor yani biraz espri olsun. Evet. Evet, yayınlayacağız. Üçüncü boyutu yaptık. Şimdi ne kaldı? Aa, burada bodrum katının demirlerini yapmamışız. Bodrum katı var burada. Bahçesi yok mu evin? Ya bahçesi var da bir çizgi resim önden geriye çizilir. Hı hı. Yağlı boya uzaktan yakına boyanır. Evet. Şimdi burada yaptığım için yaptığım çizgiler birbirine girer. Doğru. Evvelden yapıp ondan sonra evi oturtacak. Evet, bahçeyi düşünmedik baştan. Evet. Ali Bey. Buyurun. Şimdi burada yaptım resmi canım benim. Gel. Bak. Ellerinden iki elini birden süreceksin. Yani şöyle genişçe bir şekilde tara. Bak yukarıda dağları da göreceksin yukarıda. Çizgileri görüyorsan elin. Çizgileri görüyor musun? Görüyorum. Tamam. İşte tamam görüyorsun. Ben de dokunabilir miyim? Tabii dokunabilirsiniz. Evet. O kabartma olmasa ben bu resmi yapamam. Doğru, haklısın. Mutlaka efendim. Erol Bey gitmek gerekiyor. Sarımı bir fotoğraf. Tamam. Şey, Ali Bey'e şu imzayı atayım vereyim mi? Tamam. Öyle mi? Dur şuraya yazayım. Tebrikler. Teşekkür ederim. Emeğinize, yüreğinize, gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Buyurun Ali Bey. Şöyle Esef abi benim için bir foto resim yaptı. Tamam ben sizi çekiyorum. Bu taraftayım.